Geleceğe Nefes dünyaya nefes oldu. Geleceğe Nefes dünyaya nefes olacağız inşallah. Geleceğe Nefes ağaçlandırma kampanyasıyla sadece Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Bosna Hersek'ten Kırgızistan'a kadar 30 ülkede milyonlarca fidan toprakla buluştu. Diğer ülkelerdeki fidan dikim törenlerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla bağlandı. Bu ağaçlandırma kampanyası sebebiyle de her yıl bu uygulamayı inşallah ülkemizde ve kardeş ülkelerde de devam ettireceğiz. Yanan orman alanları yalnız Türkiye'de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ağaçlandırıldı. Bu güzelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Yeşil Kıbrıs'ı yeşilimizi korumak için çalışmalarımızı sizlerin de büyük destekleriyle sürdürmeye devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ımızın mayısta geçirdiği bu orman yangını afeti bizleri derinden üzmüştü. Ama az önce gördüm ki yoğun bir çalışmayla şu anda ağaçlandırma faaliyetleri Kuzey Kıbrıs'ımızda devam ediyor. Ağaçlandırma bayramına Azerbaycan'ın zafer sevinci de eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Azadoğlu'na görüştü, Karabağ zaferini kutladı. Şimdi bu boynu bükük zeytinler inşallah bu fetihle beraber boynu bükük olmayacak. Onlar da inşallah dirilecek. Törenlerden sonra Erdoğan'ın katıldığı fidan dikim çalışmaları başladı. Geçen yılki 11 Kasım Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye genelinde yaklaşık 14 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 2023 yılına kadarsa 7 milyar fidanın dikilmesi hedefleniyor.